Merhaba arkadaşlar, Nimet'in Örgüleri örgü kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte görmüş olduğunuz gibi kabaklıyı yapacağız arkadaşlar. Açıklamalar kısmında sabit vücut videosunun linkini sizin için bıraktım. Sabit vücut videosuna gidip arkadaşlar bedenini, kollarını ve kafasını o linkten öreceksiniz. Yalnızca 3 sıra ayaklarına ben farklı renk çalıştım ama isterseniz tek renkte yapabilirsiniz. 3 sırada koluna yine aynı tonda rengini koydum ben. İsterseniz dediğim gibi tek renk yapabilirsiniz. Birebir tarife uyarak sadece ilk başlangıç 3 sırasının renklerini ben farklı yaptım. Göz yerlerimiz aynı. Oradan sabit vücut o parçası olan bedenini, kolunu ve kafasını ayarlayın arkadaşlar. Bu videoda sizlerle birlikte şekillendirmesini, kafasının ve şuradaki yaprak detayımızı, burnunu, ağzını bu videoda sizlerle birlikte çalışacağız arkadaşlar. Bakın şöyle gerçekten çok tatlı bir anahtarlık olarak kullanabileceğiniz, genelde benim Lee serisini anahtarlık olarak öğren abonelerim kullanıyor. Dönencelere kullanıyorlar, çanta süsü olarak kullanıyor. Yılbaşında uygun olan figürleri, geyik olsun, Noel Baba olsun, kardan adam olsun, işte hangisini tercih ederlerse yılbaşı ağacı süsü olarak da kullanan abonelerim var arkadaşlar. Benim tığım, ipim her zamanki gibi, şöyle bırakayım, kullandığım ip arkadaşlar, şöyle göstereyim. İstediğiniz tonda yapabilirsiniz. Bu ipime uygun olduğu için de 2 numara tığımı kullanıyorum. Makasınızı, elyafınızı yanınıza hazırlayın arkadaşlar. Çünkü sabit vücut videosuna gittiğinizde kolları, bedeni ve kafası için de lazım olacak. Ve arkadaşlar 6 milimde göz kullanıyoruz. Bütün Li serisinde olduğu gibi kabak Li'de de 6 milim kilitli gözü kullanacağız arkadaşlar. Şimdi kabak liğinin yapım aşamasına geçelim arkadaşlar. Evet, şimdi kabak liğimizi arkadaşlar örmeye başlayalım. Şimdi kafasını ördük arkadaşlar. Biliyorsunuz sabit vücut videosunun linki açıklamalar kısmında. Oradan bu parçaları hazırladık. Ben hepsini ördüm. Şimdi kafasını da ördükten sonra yine gözler aynı yerde. Şöyle uzunca bir ip bıraktık. Orada size söylemiştim. Ve şimdi kabağımızın dilimlerini yapmak için yorgan iğnesi kullanacağım. Biraz daha geçişimiz kolay olsun diye diğer iğnem kısa gelebilir. Şimdi bu ipimizi kullanarak kabağımızın dilimlerini oluşturacağız. Şimdi şöyle dilimimizi gözümüzü ikiye bölecek şekilde de yapabiliriz. Yani bir de şurada şuradan geçiş yapabiliriz ya da yüzümüz tek parçada olabilir. Ben tek parça olarak yapacağım. Sizler isterseniz şöyle de yapabilirsiniz. Şimdi tek parça yapmak istediğim için önce üst kısma çıkıyorum. Sihirli halkanın tam ortasından geçişlerimi yapacağım. Buradan başlamak istediğim için yukarı geldim. Şöyle kameramı birazcık çekeyim. Şimdi İpi nereden geçirmek istiyorsanız ya da kaça bölecekseniz, bu 4 olabilir, 6 olabilir, 5 olabilir. İsterseniz dediğim gibi şöyle yüzü araladığımız zaman göz kararı da yapabilirsiniz. Hepsi aynı olacak diye bir şey yok. Burada 6 tane dilimimiz var ama hani bunları takip edersek gözümüzün ortasından gidecek. Şöyle göz kararı, bakın hemen gözün şurasından bir geçiş yapacağım. Ve çekiyorum. Bakın şöyle sıkılayacağım. Şimdi gözün aynı şekilde şu kadar mesafeyi göz kararı bırakıp tekrar bir geçiş yapacağım. Yine aynı noktadan batıyorum. Sihirli halkadan çıkıyorum. Tekrar şöyle hemen birazcık yana kaydıracağım. Şöyle
Evet, birazcık ipi çekiyorum. Hafif dilimler belli olsun diye. Şimdi tekrar yerini ayarladıktan sonra ortadan batıp tekrar sihirli halkadan tekrar çıkıyorum. Bakın şöyle hafif çektim. Tekrar bir kez daha geçiyorum. Dilimlerin çokluğunu size bırakıyorum. İsterseniz daha sık, daha ince yapabilirsiniz. Biraz yine çektim. Bakın. Tekrar şurayı da ikiye böleceğim. Yine geçişimi, ipimi tutup yapıyorum. Ve birazcık da sıkıyorum. Şimdi tekrar alt tarafa geçiş yapacağım. Hemen sihirli halkanın bir üstündeki sıradan şöyle alt kısma geliyorum. Boğumlarım açılmasın diye tutuyorum şöyle. Evet, kabak kafamızın dilimlerini de oluşturduk. Yüz kısmına birazcık geniş verdim. Diğer tarafı da dörde bölmüş oldum. Toplamda yüzüyle birlikte 5 dilimli bir kabak olmuş oldu. Şimdi bu ipimi burada sıkılıyorum ve koparacağım bu ipimi. Ama koparmadan önce isterseniz şöyle yapalım. Bu iple kabağımıza minik bir burun yapalım. Küçücük şöyle. Minik hemen bir sık iğnelik. Bir burada, bir de şurada kalacak bir tane. Bir sık iğneden şöyle geçişlerimi yapıp birkaç sefer geçeceğim. Bakın şöyle. Tekrar geçiyorum. Yeterli olduğunu düşündüğüm anda içe geçeceğim. Bu yeterli. Çok minik bir burun. Şimdi aynı yuvadan tekrar şu boyun kısmına geliyorum. Evet, burada ipimi sıkılayıp koparacağım. Evet, şimdi ipim de içinde kalsın diye hafif şöyle çekerek kesiyorum. Bakın şöyle minicik bir burun yapmış oldum. Şimdi kabağımızı ilk önce bedeniyle buluşturalım. Bakın şöyle hemen bulunduğu noktaya kabağımızı dikeceğim. Ben yine bakın şurası belli olsun diye 3 tek bir kesme işlemini yaptıktan sonra 2 tek bir kesme işlemini yaparken bulü dediğimiz işlem yani arka lobundan alıyoruz. Yani örgümüzün üst tarafı zincir görünümde oluyor arkadaşlar. Bunu çoğu örgümde gösterdim ben.
onun arka kanadına batarak yaptığım zaman şurada bu çizgi oluşuyor. Bunu neden yapıyorum? Bu hiçbir gözükmüyor dışarıdan. Yalnızca kafayla bedeni birbirine dikerken şöyle iğnemle göstereyim. Bakın ilmeklerimi alırken bu çizginin gözükmeyecek, iç kısımda kalacak şekilde dışında ama sıramı kolay takip etmek adına böyle bir şey yapıyorum ve kafada da aynı işlemi yapıyorum. Bakın burada da var. Şöyle yakınlaştırayım. Bakın burada da şu dış kısımdan şöyle alarak her ilmekten bu çizgiyi yine diktiğim yerin iç kısmında kalacak şekilde dikişimi yapıyorum. Şimdi bu iğneyle de dikebilirim ama genelde ucu pot olan eskiden etamin iğnesi dediğimiz goblen iğneleriyle de dikişimizi yapabiliriz. Şöyle hemen yan tarafa geçişimi yapıyorum ve gözleri baz alarak şöyle tam ön tarafa bakacak şekilde kabağımı tutuyorum. Nereye denk geliyor? Şuraya ve buradan dikişime başlıyorum. Birer ilmek ipimin çıkmış olduğu noktadan batıyorum. Yandakinden çıkıyorum. Yukarıdan da yine önceki battığım yerden batıp bir yandaki ilmekten beden kısmında yine hemen ipimin çıktığı noktadan batıp yandan bu şekilde kafayla bedeni birleştiriyoruz. Kafayla beden birleştirmesini şimdi birleştirip geliyorum ben arkadaşlar. Evet, kabakliğimizin bakın şöyle boyun kısmını birleştirdim. Yani kafayla bedeni birbirine birleştirdim. Şimdi kollarımızı dikelim. Hemen şöyle kafayla beden arasında bakın şurada bir sıra kalacak. Şuradaki ilk deliklerden yani ikisinin arasında bir tane sıramız kalacak. Şöyle muntazam bir şekilde tam yanda duracak şekilde tutup hemen şöyle her ilmekten geçişimi sıkı bir şekilde yaparak kolunu dikiyorum. Evet, son ilmeğimi de aldım. Şuradan hemen sıkılıyorum. Şuradan bir kez daha sıkı bir şekilde geçip evet, ipimi de burada sıkılayıp İç kısma fazla ipimi çekip düğümümü oluşturacağım. Aynı noktadan batıp şöyle iğnemi birazcık ilerletiyorum ki ipimin ucu İç kısımda kalsın birazcık diye. Bakın şöyle. Hafif çekerek de kesiyorum. Şimdi aynı şekilde diğer kolunu da dikelim arkadaşlar. Evet, diğer kolumu da diktim. Bakın şöyle
Kabaklı yemişsin. Hemen hemen bitirmeye az kaldık ama şimdi kabaklıyımızı bir de minik bir ağız yapmak istiyorum. Yine ben kollarının ucuna koymuş olduğum, şu ayakların ucuna koymuş olduğum tonla, koyu tonla yapacağım. Şöyle küçük minik bir ağız. İsterseniz bu ağzı büyük de çalışabilirsiniz. Ama ben kibar bir kabak olsun diye minik bir ağız yapacağım. Düğümün içinde kalması gerekiyor. Evet, hemen şöyle gözden iki sıra aşağıya, hemen gözünde şöyle iğnemle göstereyim. Ama bir türlü içinde düğümümü tutturamadım. Başka taraftan geçiş yapayım. Şu taraftan. Şöyle geçtim. Evet, bu sefer kalacak inşallah. Bakın hemen gözümüzün iki sıra altından ve gözün hemen şöyle yan tarafının, yani içe bakan kenarının hizasından, diğer gözünde hemen hizalıyorum. Aynı yerden hemen şöyle 1 2 3 sık iğne oldu. Ve şöyle tam ortasından, bakın şöyle tutturacak şekilde minicik bir ağız, hafif aşağıya çektirmek adına orta kısmından geçiş yaptım. Bakın şöyle. Hatta şu yandaki, çünkü ortasında iki tane ilmek kalmış oldu. Bir tane de şuradan geçeyim. Orantılı bir ağız olsun. Bir tarafa doğru eğri olmasın. Bakın evet şöyle. Minik bir ağız işlemesi yaptım. Şimdi şu ipe bir düğüm oluşturacağım. Bakın şöyle. İpimi buraya sıkıladım. Ve aynı noktadan batıp şöyle iğnemi yürütüyorum. Bakın hafif çektiğim zaman da atmış olduğum düğüm de içinde kalacak arkadaşlar. Evet, şöyle minicik bir ağız. Şimdi bu ipimi de kesiyorum. Şimdi kabağımızın ana bölümlerini tamamladım. Şöyle yeşil ip alıyorum. Hemen şöyle küçük bir yaprakla tepesine bir sap işi yapacağım. Hemen zincir ile başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. Hadi 7 çekelim bakalım bir. 7 tane olsun ve ikinci zincirden itibaren şöyle sık iğne olarak örüyorum. Altı tane de sık iğnemi yaptıktan sonra şimdi buraya yaprak oluşturacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bakalım şöyle bir kondurayım. Yaprağımız ne kadar olsun? 7, 8 tane çektim. Hemen ikinci zincirime sık iğne batıyorum. Pardon, buraya ilmek kaydırma yapalım. İkinci zincirime ilmeğimi aldım ve bir önceki ilmeğimin içinden geçiriyorum. Biraz uç kısmı sivri olsun diye. İkinciye sık iğne. Üçüncüye doladım. Hepsini bir çektim. Çakma trabzan. Tekrar doladım. Yine hepsini bir çekiyorum. İki tane çakma trabzan yaptım. Doladım. Yandakine battım ve ikili trabzan yapıyorum. Tekrar doladım. Yandakine battım. İkili trabzan. Doladım. Ve çakma trabzan.
Şimdi bu yuvaya bir tane daha çakma trabzan. Şimdi zincirimizin diğer tarafına dönüyoruz. Sapımız burada kalsın. Doluyorum. Yine çakma trabzan yapıyorum ama şu sapımı şu tarafa ittirerek. Evet. Devam ediyorum. İkili trabzan. Bir tane daha. Hemen karşılarına batıyorum. Batmış olduğum noktanın bir önceki sırada yapmış olduğum zincirlerin karşı tarafındayım. Şimdi çakma trabzan. Bir tane daha çakma trabzan ve bir sık iğne. Şu son ilmeğime ilmek kaydırma ve tekrar en baştaki ilmeğime, bakın battım, bir ilmek kaydırma daha yaptım. Şöyle minik bir sapla küçük bir yaprağımızı oluşturdum. Bu ipi hafif şöyle biraz uzun bırakıyorum. Ve tabi bunu iğneme takacağım arkadaşlar. Şöyle iğnemi alıyorum. Evet, iğneme taktım ve yaprağımızın arka yüzünden, bakın şöyle hemen iğnemle geçişler yapıp ipimi dip kısma kadar hem saklamış olacağım hem de bu iple dikişimi yapacağım için arka taraftan yürütüyorum. Aralardan geçiyorum şöyle. Dip kısma kadar yaprağımızın geliyoruz. Evet, geçişimi yaptım. Şimdi sap kısmından da geçiyorum. Ve bu sap kısmını ilk etapta hemen şöyle kabağımızın şu tepe kısmına tutturacağız. Sihir halkanın üstüne yapmanıza gerek yok. Bir sıra dış kısma da yapabilirsiniz. Evet, şöyle geçişimi yaptım. Tekrar sap kısmından bir daha geçeceğim. İlk battığım yerden geçiyorum. Tekrar hemen yanındaki sık iğneden, yani bunu buraya böyle sıkı bir şekilde elimden geldiği kadar, evet, şöyle tutturuyorum. Şimdi bir de yapraktan geçiş yapacağım. Yaprağım da tutsun, sabit olsun diye. Bakın şöyle geçişimi yaptım. Burası birazcık iç kısma çökerterek bıraktığımız için dilimleri oluştururken birazcık zorlanacağız ama yapılmayacak bir şey değil. İsterseniz uzun iğneyle de çalışabilirsiniz. Dediğim gibi birazcık zor oluyor. Ya da penseden falan yardım alabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi buraya hemen ipimi sıkılıyorum. Bakın buraya düğüm oluşturdum. Ve hemen aynı noktadan batıp oluşturduğum düğümde iç kısma çektireceğim. Şöyle birazcık ipimi ilerletiyorum. Şu başlamış olduğum ipim, onu da içine çekeceğim. Evet, şöyle çekmiş oldum. Hemen şöyle hafif çekerek kesiyorum. Şimdi başlamış olduğumuz şu ipimizi de tığımızın yardımıyla örgümüzün içine çekiyorum.
şuradan bir yerden de alabilirim. Hemen dip kısımdan. Evet, şuradan çekebilirim. İçinde gizliyorum. Bakın şöyle kabağımız tamamladık arkadaşlar. Kabakliğimizi de bitirdik. Şöyle bir etrafı toparlayıp, evet arkadaşlar, kabakliğimizi tamamladık. Lee serisinin yeni üyesi kabakliği de sizlerle birlikte örmüş olduk arkadaşlar. Örmüş olduğunuz kabakliğleri minicik hobim Instagram sayfama resmini atarsanız görmek isterim ve story'de paylaşmak isterim arkadaşlar. Sağlıcakla kalın, sevgiyle örün, hoşça kalın arkadaşlar.